Neredesin? Ay kaç saattir seni arıyorum. Antrenman yapıyorum. Niye antrenman yapıyorsun? Koç seni takımdan atmadı mı? Evet. O zaman niye antrenman yapıyorsun? Çünkü takıma girmemin tek yolu bu. Çok çalışıp koça basketbolu ne kadar sevdiğimi, takıma girmeyi ne kadar çok istediğimi ve bunu ne kadar hak ettiğimi görmesini istiyorum. Demek ki basketbolu bu kadar çok seviyorsun. Evet ama ailemi saymazsak hayatta en çok sevdiğim ikinci şey... Ayrıca Toygar'ın takımdaki yerimi almasından da hiç hoşnut değilim. Selim, tamam. Belki Toygar senin takımdaki yerini almış olabilir ama kalbimdeki yerini asla alamaz. Ya neredesiniz? Her yerde sizi arıyorum. Yarın okulda defile varmış. Defile mi? Evet. Hem defile hem de yarışma. Okulun en güzel giyinen erkeği ve kızı seçilecekmiş. Ay baksana Selim, millet ne kadar boş işlerle uğraşıyor. 3 tane kız 3 tane de erkek olacakmış. Hatta müdür dilaver isimleri belirlemiş bile. Biliyor musunuz kimler? Kimlerse kimler, bize ne? Birinci çift Tuğçe ile Toygar. Hah, bak tam birbirlerini bulmuşlar bence. İkinci çift de Cenk ile ben. Sen de buna sevindin yani. Tabii ki. Ceren, senin gibi akıllı uslu bir kız böyle saçma sapan şeyler sevinir mi? Üçüncü çift de Selim ile sen. Ne? Biz mi? Ay Selim, duydun mu, müdür dilaver senle beni seçmiş. Ay acaba ne giysek? Ne? Ya bugün acaba o sucuklu tost yemese miydim? Ayşegül'e hemen kıyafet almamız lazım. Bence de kesinlikle alışverişe çıkmamız lazım. Ayşegül, hani okuldan sonra bir yerlere gidecektik? Gideriz Selim. Hem beraber alışveriş yaparız. Hem sana böyle şık bir şeyler almamız lazım. Ayşegül, saçmalama. Ne işim var benim defilede? Ay inanmazsın Selim. Yani Toygar da aynı şeyi söyledi. Benim olduğum defilede Selim'in ne işi var? Ben ona ezip geçerim dedi. Önce Nişantaşı'na sonra art merkeze gidiyoruz, tamam mı? Yürüyün. Hadi hadi. Ay Ceren, şöyle bir güzelliğe bak. Anlatan hepsini almak istiyor. Evet. Ay Ayşegül, şu kırmızı elbiseye bak. Acayip olacak. Ay ben bunu bir giysem var ya, bir daha ömür boyu hiç kimse çıkaramaz üstümden. Çok güzel. Ne var kızlar? Ne haber Cenk? Ne yapıyorsunuz? Hiç. Katalogtan elbise bakıyoruz defile için. İnanmıyorum ya. Ciddi ciddi katılacak mısınız? Başka işiniz gücünüz yok mu sizin? Ya bırak, seni seçmediler diye niye takılıyorsun şimdi kızlara? Ne gerek var? Resmen hakkım yendi. Cenk! Bir şey soracağım sana. Sence ben bu kırmızı elbisenin içinde nasıl dururum? Şöyle bak bir. Ya ben bu kadınlardaki elbise takıntısını anlamıyorum. Ya önemli onun içindeki. Şimdi elbise içindekini değiştiremez. Ya. Evet. Ben bir bakayım bir. Tabii. Murat, ceketin güzelliğine bak. Of bak. Of, omuzları da vatkalı, geniş gösterir. Ben bu elbiseyle Selim'i de, Toygar'ı da çiçeği yerim abi. Abi sen bu elbiseyle var ya, kim olsa çiçeği. Şunlara bak. Tabii canım, getir Fethi'yi, Naci'yi getir, bütün okulu getir. Herkesi yerim ben, yaparım. Duman, sana yeni aldığım kıyafeti göstereyim mi? Göster bakalım. Bak, muhteşem bir şey, bayılacaksın. Nasıl? Fena değil. Çok güzel oldu değil mi? Ay biliyor musun, dükkanda bir tane kalmıştı. Aslında Ceren alacaktı ama Ceren'e iki beden küçük geldi. Bana ise bir beden. Ya. Ne yani, sen şimdi bütün paranı sana bir numara küçük bir kıyafete mi yatırdın? Evet. İyi de fermuarı kapanmıyor. Bunu böyle giyemezsin ki. Biliyorum. Ne yapacaksın? Rejim yapacağım. Rejim mi? Evet. Yani yarına kadar yemeyeceğim, içmeyeceğim ve bu elbisenin içine sığacağım. Peki Ayşegül, sen daha önce hiç rejim yaptın mı? Yok, yapmadım. Ama bence dünyanın en basit şeyi. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.